İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Olan Mali Kongresini cumartesi günü gerçekleştirdi. İnegöl Esnaf ve Sanatkarlarının Mali Olan Kongresi cumartesi günü gerçekleşti. Kongre öncesi üyelere faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Bu konuda 2006 yılı içinde ölüm halinde 8 ortağımıza 8.000 YTL ödenmiştir. Halen ölüm yardım fonunda 18.943 lira 5 kuruş mevcuttur. 2006 yılında ortaklardan yıl içinde bir defa alınmakta olan 10 YTL'ye karşılık ölüm halinde 1000 YTL ölüm yardımı tedbiye edilmekteyken 2007 yılında ölüm yardım aidatı 20 YTL ölüm yardımı 2000 YTL olarak ortağın ölümü halinde borcu varsa borcundan, borcu varsa borcundan mahsul edecek, borcu yoksa varislerine tedbiye edilecektir. Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı Hasan Öke kongrede yaptığı konuşmada esnafın son dönemde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Şimdi muhterem ortaklar, bir rapor okundu, hepiniz dinlediniz, söz alan olmadı, dertleriniz vardı, söylemediniz belki de filan. Bizim bazı beklentilerimiz vardı sizlerden yönetim olarak. Müsaade ederseniz onlara ait notlarımı sizlere arz etmek istiyoruz. Devlet ekonomisindeki istikrarın esnaf ve sanatkarlara beklendiği gibi yansımaması piyasada bazı sıkıntılara sebebiyet vermiştir. Bugün Türkiye'deki bu duruma hepimiz iştirak ediyoruz, kabul ediyoruz. Türkiye'de mevcut 921 esnaf kefalet kooperatifinin durumları değerlendirildiğinde durumumuz iyidir. Ancak takipteki alacaklarımız 2005 yılında 115 ortakta 136.314 YTL iken 2006 yılında 205.000 ortakta 339.151 YTL yükselmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımızın sıkıntılarının sebeplerini araştırdığımızda tespitlerimizi sizlere arz ediyorum. Sıcak para taşıyan esnaf ve sanatkar niçin sıkıntıya girmiştir? İşçi, memur, emekli ve köylünün gelirlerindeki düşüklük sebebiyle alım güçlerinin azalması, esnafın sattığı her çeşit malı satan hipermarketlerin piyasaya intikali, tüketicinin kredi kart borçlarındaki artış nedeniyle gelirlerinin bir kısmını asgari borç ödemelerine kaydırmaları, emlak ve otomobil satışlarındaki vadeler nedeniyle gelirlerin uzun süreli banka taksitlerine bağlanması, bankalardan alınan ve piyasada kullanılması gereken kredilerin yine bankalara veya devlete borç ödemede kullanılması, dolayısıyla alınan krediden katma değer üretilememesi, İnegöl'le alakalı kısmı geçersek, ağaç sanayi işleri sektöründe artan maliyetlere rağmen satışlardaki vadelerin aşırı uzaması, ham madde ithalatından fazla mamul mal ithalatına gidilmesi, ithal edilecek ucuz ve kalitesiz malları rekabette Türk esnaf ve sanatkarının üretim gücünün zayıflaması, faiz oranlarının enflasyon oranının üzerinde olması gibi sebeplerde bu sıcak para tedavülü maalesef arzu edilen seviyeye ulaşmamış.